Değerli Başkanım, Sayın Milletvekilim, önceki dönem Milletvekilimiz, Belediye Başkanımız, önceki dönem Başkan Arkadaşlarım, Kadın Kolları, Gençlik Kolları Başkan Üyelerimiz, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Belediye Başkanlarımız, İlgili Meclis Başkanımız ve Üyeleri, Belediye Meclis Üyelerimiz, Milletvekili aday arkadaşlarımızı gördüm. Değerli dava arkadaşlarım, hepiniz devir teslim törenimize hoş geldiniz. Biliyorsunuz asrın felaketini yaşadık. Büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Bundan bir ay beş gün önce. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz büyük. Devlet, millet el ele vererek bu felaketin de üstesinden hep birlikte geleceğiz inşallah. Bunu kadim milletimiz 6 Şubat'tan bu tarafa yapmış olduğu faaliyetlerle, çalışmalarla zaten gösterdi. Devletimiz de ilk saatlerden itibaren bütün kurumlarıyla, bakanlarıyla, valileriyle, belediye başkanlarıyla deprem bölgesinde yer aldı ve yaraları sarmaya başladı. Biliyorsunuz toplu konut idaremiz şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığımız deprem bölgesinde konut yapımına da başladı. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın dediği gibi inşallah bir yıl içerisinde konutlar da teslim edilecek ve yaralar da sarılmış olacak. Değerli arkadaşlar, tabii ki böyle seçim zamanı hüzün olmak gerçekten zor oluyor ama bu seçim sürecinde dün de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bu şekilde götüreceğiz. Bizler 2002'den beri bu partiye hizmet etmiş arkadaşlarız, burada bulunan arkadaşlar hepimiz. Bir davamız var. Bu dava uğruna gecemizi gündüzümüze katarak yolumuza devam ettik. Çeşitli kademelerde görev aldık. Nihayetinde 2017 Eylül'ünde Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle, onurlarıyla AK Parti İl Başkanlığı'na atandım. Ve 5,5 yıl süreyle bu görevi devam ettirdim. Tabii bunu hep birlikte yaptık. Çok büyük şeylere imza attık. Çok büyük çalışmalara imza attık. Şehrimize çok büyük çalışmalar kazandırdı, çok büyük hizmetler kazandırdık. İnşallah bayrağı devralan kardeşim, 5,5 yıldır beraber çalıştığımız Hamza Aktürk Başkanıma da ben buradan başarılar diliyorum. O bizden daha fazla gayret göstereceğine, bizden daha fazla çalışacağına da inanıyorum. Bugüne kadar çalışan başkanlarımız ve ilçe başkanlarımıza, il başkanlarımıza, teşkilat mensuplarımıza da ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse 2023 14 Mayıs seçimlerinde biz AK Parti olarak Aksaray'da yine başarı elde edeceğiz ve Cumhur İttifakı olarak da 4-0 alacağız. Buna yürekli inanıyorum. Ben sözümü fazla uzatmayacağım. Hamza Başkanım'ın da hem söyleyecekleri var hem de Cumhurbaşkanımızla bir toplantısı var bu toplantıdan sonra. Allah nasip ederse İnşallah dediğim gibi hep birlikte gece gündüz koşacağız ve yine AK Parti bayrağını Aksaray'da 4-0'a tamamlayacağız düşünüyorum. Hepinize ayrı ayrı selam ediyorum, saygılar sunuyorum. Sözü milletvekilimize bırakıyorum. Deprem münasebetiyle alkış yok diyoruz ama yine de duramıyoruz. Evet. Abartmayalım. Çok kıymetli Cumhurbaşkanım. Değerli hemşehrilerim. Teşekkür ediyorum. Lütfettiniz, geldiniz, şeref verdiniz. Devir teslim törenimiz hayırlı olsun. Yeni il başkanımıza başarılar diliyorum. Rabbim muvaffakiyetler temin eylesin inşallah. Amin. Kıymetli vekilim, İl Genel Meclis Başkanı, Kadın Kolları Başkanı, Gençlik Kolları Başkanı, ilçe başkanları, ilçe Gençlik Kolları Başkanlarım, belde başkanlarım, geçmiş dönem il başkanlarım, hepsi burada, Allah razı olsun. Değerli yol arkadaşlarım ve kıymetli basın mensupları. Devir teslim törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizi saygıyla ve hürmetle selamlıyorum. Hepimizin malumu 6 Şubat tarihinde yaşadığımız asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremlerden dolayı büyük üzüntü yaşıyoruz.
ilk andan itibaren şehrimiz olarak olup yaralarımızın sarılması için candırak çalışmalara şahit olduk. Valiliğimiz, belediyelerimiz tüm imkanlarını seferber ederek deprem bölgesinde çalışmalar yaptığını da gördük. Ben burada, buralarda görev yapan, yaralar saran, gönül köprüsü kuran herkese ayrı ayrı davet etmek istiyorum. Kıymetli yol arkadaşlarım, uzun bir dönem il başkanlığımızı yapan, yaklaşık 5,5 yıldır yakın mesafe, yakın olarak çalıştığımız, önceki dönem il başkanımız ve milletvekili adayımız Hüseyin Altınsoy başta olmak üzere tüm il, ilçe başkanlarımıza, vekaleten il başkanlığımızı yürüten, canla başla çalışan, depremde yaraların sarılması için büyük gayretler gösteren Mehmet Ali Koyuncu Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerimize, yine önceki dönem il başkanlarımıza, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanlarımıza, Merkez İlçe Yönetimimize ayrıca, tabii ki Merkez İlçe'den ayrıldığım için ben de Merkez İlçe'nin yeri bir ayrıdır. Gençlik Kolları Başkanlarıma, yönetimlerime, belde, köy, mahalle temsilcilerime ve tüm dava arkadaşlarıma ve teşkilat üyelerimizin her birine emekleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmet davasında AK Parti Aksaray İl Başkanlığındaki hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için gece gündüz çalışacağımıza, çalışmalarımıza devam edeceğimize gönülden inanıyorum. Yükümüz ağır, hep birlikte bu yükün altından kalkacağımıza da inancımız tamdır. Çünkü AK kadrolar her zaman sahada vatandaşlarıyla hemhal ve diri aktif kadrolardır. Rabbim Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıkmış olduğumuz hizmet yolculuğunda teşkilatımız ile birlikte ilimiz, bölgemiz, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz için daha iyi hizmetler yapmayı nasip eylesin. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 14 Mayıs tarihinde yapacağımız seçimlere, seçim çalışmalarına hızla başladık. Kaybedecek bir dakikamız bile yok. Her zaman dediğimiz gibi işimizde vaktimizden çok. Cumhur İttifakı olarak tüm teşkilatlarımızla birlikte her seçimde olduğu gibi önümüzdeki seçimde de alnımızın akıyla çıkmak için bütün gücümüzle sahada olmaya devam edeceğiz. Girmedik gönül, sıkılmadık el, derdine derman olmadığımız tek bir vatandaşımız kalmayana kadar gece gündüz demeden çalışacağız. Hepimizin adına Cumhurbaşkanımıza çok çalışacağımıza, bir olacağımıza, diri olacağımıza ve önümüzdeki seçimde Aksaray layık olduğu gibi yine Cumhur İttifakı olarak 4-0 parlamentoya 4 vekil göndereceğimize söz verdik. Allah'ın izniyle başaracağımıza da inancımız tamdır. Sevgili teşkilat mensuplarımız, yaklaşık 5,5 yıldır görev yaptığım Merkez İlçe Başkanlığında bizlerden desteğini esirgemeyen kıymetli yönetim kurulu üyelerime, ağabeyliği ile her zaman önümüzü açan, tecrübesiyle yol gösteren milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kanı sağacak.